Bu mesleğe 13 yaşında Rize'den çıktım. Kadıköy Kuştülü, Kurbalı Dere'nin orada amcamın atölyesi vardı. Amcamın oraya atölyeye gittim, orada başladım bu işe. Orada yetiştim. 17 yaşına kadar orada çalıştım amcamın yanında. Kadıköy Fenerbahçe İstadı'nın yanında atölye açtım. Fikirtepe'de atölye açtım. Bakkalköy'de atölye açtım. Nalan Mahallesi'nde atölye açtım. İşte 40 sene böyle geçti oralarda. Bu bambu işini kestane, fındık ağırlıklı yapıyorduk. Yabanı fındık bu arazilerin etrafında çayları kapatıyor falan şeklinde oradaki insanlar, Rize'deki insanlar söyledi. Onları gittim kestim denedim. Şu anda yabanı fındıktan yapıyorum ve ormandaki bütün yabanı ağaçlardan bu işi yapabiliyorum yani. Ama ağırlıklı olarak fındık bol olduğu için fındıktan yapıyorum. Bu ağacı kestikten sonra getiriyoruz atölyeye. Öncelikle kavale makinesine çekiyoruz. Bazı aksamlarını bıçakla yontup fırına koyuyoruz. Fırında kuruduktan sonra dinlenmeye alıyoruz. Ondan sonra ne model yapacaksak ona göre ağacı seçip kaloplara büküp tekrar fırına koyuyoruz. Kuruduktan sonra yapacağımız modele göre şablonlarımız var suntadan. Onların üzerine ayarlayıp kabuğunu, kırık yerlerini alıp ondan sonra zumpara aşamasına giriyor, ondan sonra çakım aşamasına giriyor. Ondan sonra hasır aksamıyla çubuk aksamı başlıyor. En son boya. Yani boya da bizim kullandığımız boya toz boya. Onun üzerine de koruyucu dolgu, onun üzerine son kat vernik atıyoruz. Yani istenen renkte yapıyoruz yani bunu. Karadeniz'deki bölgedeki halk eğitimlerine hem öğretiyoruz örgü hasır işlerini hem de bunlara kasnak, iskelet yapıp veriyoruz. Bunlar da bunları misir ofisinden, kendi ipinden, hasırdan örüyorlar, kendileri sergi yapıyorlar. Ürünlerimi Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Aynı zamanda işte buraya gelen yabancı müşterileri, Azerbaycan olsun, Rusya tarafı olsun, Batum olsun, işte Almanya olsun bu tür yerlere de gönderdim. Fındık kullanmamın amacı hem bölgede bol olduğu için, hem bölgede araziye zarar verdiği için, hem de çok çok dayanıklı olduğu için. Bir de biz bunu fındığı pişiriyoruz. Aynı turşu gibi pişiriyoruz. İçindeki lifleri açıyoruz, azı suyunu çıkartıyoruz. Bir de bizim eski dedelerimiz bu fındık çubuğundan sepet yapardı, kazma sapı yapardı, küfe yapardı. Onu devam ettiriyoruz şu anda yani.